Ana habere sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? TVNET muhabiri Seban Durmaz telefonda bizlere aktaracak. Seban. Cüneyt Özdemir, bugün saatler 15'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu bir araya gelmişti. Aslında 10 madde vardı görüşülecek uluslararası anlaşmaların yanı sıra. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü de o toplantıda ele alındı ve geçtiğimiz dakikalarda da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP'nin evet oyuyla Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Aslında sormuş olduğunuz sorunun cevabı da tam burada devreye giriyor. Zira artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda genel kurul safhası başlayacak bundan sonraki süreçte. Ancak şunu da belirtelim. Bütçe görüşmeleri biliyorsunuz ki dün tamamlanmıştı ve bugün ve yarın da 86 maddelik torba kanun teklifinin görüşmeleri bir yandan devam ediyor. O görüşmelerin tamamlanmasının ardındansa Türkiye Büyük Millet Meclisi kısa bir ara verecek çalışmalarına. Peki genel kurula ne zaman gelecek? Aslında bu da merak ediliyor. Yine kulislerden edindiğimiz bilgilere göre de burada ABD'nin F-16 konusundaki tutumu ve bir yandan da İsveç'in vermiş olduğu taahhütleri nedenli yerine getirip getirmediği de önem arz edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür edelim. Sevan Durmaz bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktardı.